Yeni dizimiz Falcon ve Winter Soldier Endgame'deki Steven sözleriyle açılıyor. Sam'in Endgame sonrası 6 aydır hava kuvvetlerinde çalıştığını öğreniyoruz. LAF suç örgütü, Yüzbaşı Veysant'ı kaçırma derdindeyken hedefimiz onu Libya sınırlarına girmeden LAF'e ve eski tanıdık Batroc'un elinden bir an önce kurtarmak. Winter Soldier filmindeki Batroc dövüşü gibi güzel bir kapışma izledik. Ama daha bölümün ilk 10 dakikası içinde izlediğimiz Falcon ve Redwing'e ait bu hava operasyonu sekansı beni gerçekten memnun etti. Sen bir askeri görevde olduğundan karşındakileri pat küt öldürse de yüzbaşı Vaysant'ı güzel bir hareket ile kurtarmayı başardı. Tunus sahnelerinde tavşan kanı has bir rize çayı gördük. Sam arzalanan Red Wing parçasını tamir ederken baklava mı o ya diye de bir baktım. Neyse Stark seviyesi teknolojinin lafı da yeni kostümündeki kırmızı detaylar gibi Tony'yi andıran cinsten ufak ufak detaylardı. Sen belli ki Civil War sonrası Arapçayı da bayağı bir öğrenmiş. Flag Smashers yani bayrak parçalayanlar hakkında da bayağı bir şey öğrendik. Kendilerinin Thanos'un Snap'i ile aynı fikirde olan ve dünyanın Blip döneminde nüfusun yarısı yokken daha iyi olduğunu düşünen bir örgüt olarak MCU'daki yerlerini aldılar. Ama Semin de dediği gibi bir grubun lehine bir durum varsa bunun tersi olan da bir grup vardır. Sam'in yeni iş arkadaşı olan ve isminin tam halinin jenerikte Joaquin Torres olarak gözüken abimizin Bunları gözetlemesi sohbeti çok ara bir laf gibi gözükse de bence ilerisi için önemli sayılabilecek bir şey olabilir. Çünkü kendisi çizgi romanlarda Sam'in Kaptan Amerika lakabını alıp Falcon adını bıraktığında maruz kaldığı deneyler sonrasında adeta mutasyona uğrayan bir gerçek kartala dönüşüyor gibi düşünebilirsiniz. Yarı insan yarı kartal ama bunu muhtemelen bu şekilde görmeyiz gibi düşünüyorum. Bakalım. Ayrıca Steve Rogers'ın ayda gizli bir üste olduğu teorileri gibi birçok teori varmış MCU dünyasında da. Baksan şu işe kimsenin oynamadığı ama benim hikayesini beğendiği Marvel's Avengers oyunundaki benzer bir olayı da hatırlattı bana. Zaten kimse oynamadı ama söylemek istedim. Ayrıca aydaki izleme muhabbeti de Watcher'ların ay üstündeki bir merkezine göndermeydi gibi geldi bana. Sem'in kalkanı henüz benimseyemediği için devlete teslim etmesi kararının yapıldığı bir Steven mirasını onurlandırma ve kalkan iadesi töreni gibi bir şey düzenlendi bu müzede. Daha önceden de dizide gözükeceğini bildiğimiz Don Cheadle'ın oynadığı War Machine'i yani Roddy'i de bu törende gördük. Sezonun ilerleyen kısımlarında da bence en fazla bir kere falan gözükür çünkü kendi dizisi Armor Wars için belki de bizimkilere ihtiyacı olacaktır. Ayrıca Sam'in kalkan ve Kaptan Amerika mirası üstündeki duygusal anıları ve kendi ailesi tarafındaki gerçekçi sorunları üzerinde duracak olmamız karaktere müthiş bir derinlik katmakla kalmayıp ilerisi için çok daha iyi bir Sam, çok daha iyi bir lider olarak da kendisini görmemizi sağlayacak yegane unsur olacaktır. Ama yalan yok. Bankadaki beni tanıyor musun sahnesine bir tık güldüm. Endgame'de Ant de Ant-Man ve Hulk ile benzer bir sahne yaşamıştık. Ama buna rağmen o kısa sahnede bile merak edilen bu kahramanlar nasıl geçiniyor ya sorusunu bile dizinin karakterleri ve MCU'nun yaşayan halkı için özellikle bilip sonrası ne kadar derinlerine inebileceğini gösterir nitelikteydi. İşte bu da Marvel'ın sevilen taraflarından biri. Her ne kadar şu anlık Russolarınki kadar iyi olmadığını düşünsem de yine de çok çok güzel bir Hydra emrindeki kış askeri sahnesini gördük. Loki'yi gerçekten özlemişim ve umarım bu tarz geçmişe ait sahneleri ara ara görmeyle devam ederiz. Ama şöyle de bir şey var. Yani bu sahnede olaylara tanık olduğu için öldürdüğü kişi günümüz MCU'sundaki neredeyse tek arkadaşı olan adamın oğlu çıkması da yani bana biraz e, iyi yapacak bir şey yok yani dedirtti. Ama bizim WandaVision'daki Wanda hakkında çocukları öldürdü diye açıklama yapmazlar. Onun çok daha kötü ve büyük bir etkisi olur falan dememizin üstüne Bucky'nin bir ailenin çocuğunu öldürdüğü gerçeğini öğrenmek vay be dedirtti bana tabii ki şu açıdan güzel Baki geçmişin ne kadar geride bırakmak ve artık kendi iradesiyle yaşamak istese de bu ve bunun gibi geçmişinde yaptığı birçok olay onun peşini bırakmıyor ve hala daha onun kabuslarına giriyor. Abi kabus gördü abi kabus dendi yoksa nightmare mi geliyor abi demeyin lütfen. WandaVision sonrası bu kadar oturaklı ve emin adımlarla başlayan bir dizide daha ilk bölümden bu kadar WandaVision sal teorilerin manası yok. Bakir'in gittiği seanslarda yalan söylemesi dizinin devamında bir noktada Zimo tarafından anlık olarak tekrar Winter Soldier olabilir mi ihtimalini de arttırdı ve kendisinin telafi listesi de baya bir kabarık. Hydra'nın kökünü kazıma işlerine girişmiş bile telafi için. Ayrıca bu listede Baron Zimo dışında Sarı ve Osman gibi isimler de yer alıyor. Kamilskilerin biri çizgi roman yazarı, diğeri de tahminimce S.H.I.E.L.D. dizisinde gördüğümüz bir Hydra askerinin akrabası veya kendisi gibi geldi bana ama tabii ki çoğu göndermeden ibaret ama şu isimlerde kenara not etmekte fayda var. Ayrıca kendisinin Beyaz Kurt olarak Wakanda'da dinlendiği zamanlardan bahsetmesi ve karakterin uzun yıllardır normal gibi olduğu tek zamanların o zamanlar olduğu gerçeği yine karakteri daha iyi benimsememiz açısından önemliydi. Dayımız her ne kadar bakiye bir buluşma ayarlasa da Çocuğun Barbunya severdi diye üzülmesi bilemiyorum bu kısmı da biraz bana şey geldi ama neredeyse her ufak Bucky detayında kendisinin özü olmuş diyebileceğimiz o eski yıllardan beri gelen küçük ama tatlı sert ve saygılı ifadelerini hala görmek gayet yerindeydi. Görüşme sırasında da durumu yüzünden sanki istese de normal bir hayatı olamayacağı gerçeğini yaşaması da bir o kadar üzücüydü benim için ama belki de bu dizi sonrası bu konular biraz çözülür. Daha ilk bölümden birçok farklı gerçek mekanda çekimler görmemizi de baya özlemişim MCU evreninde. İsviçre'de bir bankayı sorarlarken bayrak parçalayanları daha yakından görme fırsatını yakaladık. Ve bizim Torres sağlam bir dayak yedi açıkçası. Pataklayan kişiyi liderleri diye tanıtsalar da biliyoruz ki maskeyi dağıtan ve baştaki isimlerden bir diğer olan bu ablamız kendini daha çok gösterecek. Bu sahneden de anlayacağımız üzere şu anlık Sem'in aklındaki isim Baki gibi gözüküyor. Muhtemelen ikisi böyle bir araya gelip Baki'nin listesindeki Zimo'dan da Civil War dönemi veya daha öncesinden süper asker serumu deneylerindeki bu abimiz hakkında yardım isteyecekler ve Madripoor'a gittiklerinde yolları Sharon Carter ve birkaç tanıdık isimle bile kesişecek gibi gözüküyor. Son olarak da devlet yeni bir sembol olması adına yeni Kaptan Amerika'yı Semin kalkanının da teslimi sonrası hemen fırsat bilip duyurdu. Kendisi tam bir şovmen olacak olsa da ileride biraz sorun çıkartabilir. Dizi için yapmış olduğum bu fragman incelemesi videosunda bakmanızı tavsiye ederim. Dizide olabilecek birçok olay ve karakter hakkında tatlı bilgiler içeriyor. Ayrıca yine buraya kadar izlenlere çok güzel bir detayım daha var. Dizinin jenerindeki Power Broker isimli bir yazı mevcut. Power Broker aslında süper asker serumu gibi çeşitli deneyler yapan bir örgüt. Çizgi romanlarda US Agent'a serumu yapan ve dizideki Sam'in arkadaşı olan Torres'e deneyler yaparak demin bahsettiğim kartal insan melezi deneyini yapan da bu örgütün ta kendisi. Büyük ihtimalle örgütün başında olan Carl isimli bir kişi de ileride görürüz. Ama zaten sanıyorum ki kendisi Jessica Jones dizisinde de vardı ama şu an Netflix tarafıyla MCU dahil değil biliyorsunuz ki genel olarak ilk bölümü gayet tutarlı ve her şeyden azar azar şeklinde iyi buldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.